Hukukçular için istatistik dersinin 9. haftasında olasılığın temel kavramları ve kurallarını işledik. Bu derste uygulama dersinde önce yine olasılığın temel kavramları ve kurallarını kısaca bir hatırlatacağız. Olasılık dediğimizde farklı bağlamlarda kullanıldığını görüyoruz. Olasılık içeren ifadeler olarak. Belli koşullar altında bir olayı gerçekleştirmek ve deney diyoruz. Rastsal deneye ilişkin, herhangi rastsal bir deneye ilişkin deneme sonucu baştan belli değil, rastgele bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Deneme sonuçlarına deneyin çıktısı diyoruz ya da gözlenen durum. Herhangi bir deneyde olası sonuçların kümesine örnek uzayı diyoruz ve burada Yunan alfabesindeki omega, büyük harf omega ile göstereceğiz örnek uzayını. Olası tüm sonuçlar. Bir deneyin olası tüm sonuçları. Genellikle bir olasılık içeren ifade örnek uzayındaki bireysel deneyin çıktılarına referansta bulunmaz. Daha çok örnek uzayındaki olayların bir bileşimine referansta bulunur genellikle. Yani örnek uzayındaki temel olaylar diyelim onlara. O temel olaylar cinsinden tanımlanan daha karmaşık olaylara. Olay olasılık kuramında olay dediğimiz herhangi bir A olayı örnek uzayının bir alt kümesi biçiminde tanımlanıyor. Olasılık örnek uzayındaki olaylar üzerine tanımlı bir fonksiyon, 0-1 kapalı aralığında değerler alabilen bir fonksiyon. Örnek uzayındaki noktaları, her bir noktayı olasılıklar uzayı diyeceğimiz bir kümedeki noktaya birebir eşleyen bir fonksiyon.
biçiminde. Herhangi bir A olayının olasılığını P parantez içinde A ile gösteriyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, hilesiz iki zarın atılışı deneyi de burada dikkat edin. Hilesiz iki zar dedik. Hilesizin altını çizelim. Bir daha vurgulayalım. Hilesiz iki zarla yapılan bir deneyde deney sonuçları birinci ve ikinci zar ön üste gelen yüzeyindeki noktaların sayısı olsun. X1 ve X2 ile ifade edecek olursak X1'in alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 5, 6. X2'nin de gene 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki hilesiz zarla gerçekleştirilen bu deneyin sonuçlarını X1 ve X2 ikili çiftleri biçiminde ifade edebiliriz. Örnek uzayındaki noktaları. Omega kümesinin elemanları 1, 1, birinci zar ve ikinci zarın 1, 1 gelmesi durumu. Birinci zarın 1, ikinci zarın 2 gelmesi durumu biçiminde sıralayabiliriz, listeleyebiliriz. Bu listenin en sonunda da her iki zarın da 6 gelmesi, çift 6 gelmesi durumu var. Olasılık kuramında olaylar örnek uzayının alt kümeleri biçiminde tanımlanıyor. Mesela bir A olayı bu örnek uzayındaki X1, X2 ikililerinden İki zarın toplamını 7 olduğu durumlar olsun. A kümesinin elemanları X1, X2 ikililerinden X1 artı X2 artı X2 eşittir 7 koşulunu sağlayanlar olsun. Örnek uzayında turuncu düz çizgiyle bu alt küme, omega'nın alt kümesi olan A'nın elemanları kolaylıkla seçilebiliyor. Yani A kümesi 6-1, 5-2, 4-3, 3-4, 2-5 ve 1-6 elemanlarından oluşuyor. Ve bu olası durumların her birisi eşit olasılıklı. Eğer zarlar hilesizse bu koşulu sağlıyor. 36 tane olası durum var. Dolayısıyla bunlardan biriyle karşılaşma şansımız herhangi bir denemede 36'da 1. A kümesinin elemanlarından biriyle karşılaşma olasılığımız A kümesinde 6 tane bu koşulu sağlayan durum var.
favorable outcomes, İngilizce deyişle 6, number of possible outcomes 36. Dolayısıyla A kümesinin elemanlarından biriyle karşılaşmamız, yani iki zar atıldığında, hilesiz iki zar atıldığında toplamının 7 olma olasılığı 6 bölü 36, sadeleştirirsek 1 bölü 6. Bu bir teorik olasılık. Neden böyle adlandırılıyor? Gerçek deneye başvurmadan hesapladık, farkındaysanız. Sadece hayalimizde canlandırdık. İki hilesiz zar var. Her birinin 6 olası durumu var. Birlikte atıldığında bunların toplam değerleri 36 farklı şekilde ortaya çıkar. Bu 36 farklı olası durumlardan sadece 6 tanesi ikisinin toplamının 7 olma koşulunu sağlıyor. Dolayısıyla 36'da 6 olarak tamamıyla matematik, varsayıma dayalı ve gerçek deneye başvurmadan hesaplandı. Teorik olasılık, söz konusu olayın çapı diyelim. Bu mutlak işaret, mutlak bir sayının mutlak değerini göstermek için kullanılan iki dik çizgi arasında bu sefer farklı olarak bir kümeyi yerleştirdik. Bu bir sayı değil, bir küme ve burada söz konusu olan bu kümedeki elemanların sayısı. Bölü omega'daki elemanların sayısı, yani olası tüm sonuçların sayısı. Olayı temsil eden kümedeki eleman sayısının örnek uzayındaki eleman sayısına, örnek uzayını temsil eden kümedeki eleman sayısına oranı biçiminde tanımlamış olduk bu olasılığı ve teorik olasılık diye ayırt ediyoruz. Öte yandan ampirik olasılık ya da deneysel olasılık kavramında uzun dönemde, in the long run, İngilizce karşılığı, uzun dönemde olayın nispi frekansı biçiminde tanımlıyoruz. Deneysel olasılığı ya da ampirik olasılığı. Ya da daha net ifadeyle, daha doğru bir ifadeyle deneme sayısı sonsuza giderken nispi frekansın limiti, limit değeri. Matematiksel gösterimle A'nın olasılığı P parantez içinde A eşittir limit N sonsuza giderken
A olayının frekansı bölü deneme sayısı ne? Yani nisbi frekans, relative frequency dediğimiz İngilizce karşılığı. Buna bir örnek, gene iki zarla yapılan bir deney olsun ama bu sefer dikkat edin, zarlar piyasadan alınmış herhangi iki somut zar. Böyle bir deneyi hangi amaçla yapabiliriz? Bu zarlar hileli mi, hilesiz mi? Hilesiz zarların, zarlar için bu A olayının olasılığının 1 bölü 6 olacağını biliyoruz, teorik olasılığı. Hilesizse 1 bölü 6. Deneysel olarak bakalım elimizdeki zarların olasılığı ne? Şimdi elbette bir deneyi sonsuz kere tekrar etme şansımız yok. Ancak ileride bunun adını koyacağız. Herhangi bir olayın nisbi frekansı deneme sayısı yeterince büyük bir sayıda ya erişirse, büyük N harfiyle gösterdik burada mesela. Bu nisbi frekans sabit bir değere yakınsıyor. Kararlılık kazanıyor gitgide ve bir sabit değeri yakınsıyor. İleride bunun açıklamasını yapacağız. Sadece şimdiden adını söyleyelim. Buna büyük sayılar yasası deniyor. Bu dersin girişinde biraz bahsettik. Ars Conjectandi, Jacob Bernoulli'nin 1713'teki eserinde bu yasa ilk defa matematiksel olarak ifade edildi ve ispatlandı. İlk limit teoremi olarak. Demek ki sonlu sayıda bir deneyi çok kere tekrar edersek yaklaşık olarak nisbi frekansın yakınsayacağı limit değeri olarak olasılık değerini bulabiliriz. Dolayısıyla bir A olayının ampirik olasılığını uygulamada P parantez içinde A bu dalgalı eşit işareti yaklaşık, yakınsak olarak tam eşit değil ama çok yakınsar anlamında kullanılıyor. Bu sefer limit küçük n deneme sayımız büyük n gibi bir değere yaklaştıkça nisbi frekans ampirik olasılığı verecek bize limit değeri olarak. Bunu bir örnekle gösterelim. Bunun için burada tanımladığımız deneyin simülasyonunu yaptık 100 kere. Şurada birinci sütunda trial node dediğinde deneme sayıları var. 100'e kadar gidiyor. İşte birinci zarı atmışız. Birinci denemede 1 gelmiş. İkinci zarı 4 gelmiş. Toplam değeri 5. Frekansını ve
nispi frekansını hesaplamak için toplam değerin 7 olup olmamasını bir değişkenle tanımladık. Bu değişken, görüyorsunuz, sınıflandırma biçiminde kategorik ama kodladık. Aritmetik hesaplar yapabilmek için üzerinde. Toplam değer 7'ye eşitse 1, değilse 0 değerini verdik. Bütün bunları Excel formülleriyle yaptık. Yalnız formülleri koruduğumuz zaman burada herhangi bir şeyde tekrardan hesaplıyor bütün değerleri. Şurada kullandığımız mesela x1 birinci zarın simülasyon değeri rastgele sayılardan elde ediliyor. Bunun ayrıntısına burada girmeye gerek yok. İleride gösteririz yeri geldiğinde. Sıfırla bir arasında sürekli ondalıklı bir sayı, rastgele sayı. Excel'in fonksiyonu var, o üretiyor. Onu temel alarak 1 ile 6 arasında tam sayı değerler verecek şekilde x1'in matematiksel tanımını yapıyoruz. Excel formülüne yerleştirdik. Bir de o bize o yüzlük denemede, simülasyonda birinci deneme için x1'in 1 değerini vermiş. x2 için 4 değerini, ikisinin toplam değeri 5, 7'ye eşit mi? Hayır, o yüzden 0 değerini verdik bu sütunda. 7 gelme durumlarını sayıyoruz frekans olarak. Birinci denemede 7 gelmediğine göre frekans 0. İkinci denemede 7 gelmiş toplam değer. Frekans 1 oldu. Üçüncü denemede 7 gelmemiş. Frekans gene 1. Dördüncü denemede ikinci kez 7 gelmiş. Dolayısıyla frekansımız 2 oldu. Durum değişene kadar bu frekans aynı kalır. 11. denemede tekrar bir 7 ile karşılaşmışız. Frekans 3 olmuş. Böyle 100. denemenin sonuna kadar bu frekans değerlerini elde ediyoruz. 100 deneme sonunda 18 tanesinde aşağı yukarı 95. denemeden itibaren, 94. denemeden itibaren bu frekans sabit kalmış 18'de. Son sütunda da relatif frekansları hesaplıyoruz. Nedir relatif frekans? Deneme sayısına oranı. Bunlar mutlak frekanslar bir önceki sütundaki. Bu da nispi frekans. Nispi frekans birinci denemede 0 bölü deneme sayısı 1. İkinci denemede frekans, mutlak frekans 1. İkinci deneme olmuş. Deneme sayısı 2. 1 bölü 2, 0.5. Bu şekilde son sütunda bu nispi frekansları hesapladık. Gözle de bakarak da görüyoruz ki ilk başlarda 0'dan 0.5'e, sonra 0.33'e, tekrar 0.5'e çıkmış. Yani çok dalgalı bir şekilde giderken deneme sayısı arttıkça bu değişkenlik, nispi frekanstaki değişkenlik gitgide azalıyor. Hemen mesela 22. denemeden
sonra ya da 21. denemeden sonra 3. hanede, virgülden sonra 3. hanede değişkenlik var. 2. hanede gene var işte 9-8 ama virgülden sonraki 1. hanede değişkenlik artık yok. 0.1 diye gidiyor dikkat ederseniz. Tabii bunun bir garantisi yok. Rastgele bir deney bu. Deney ilerlediğinde 75. deneyde gene virgülden sonra 1. hanede bir değişiklik olmuş. 0.2'ye çıkmış. Buna böyle bakmak yerine tabii grafiğini çizerek daha çabuk görebiliriz yakınsama ne anlama geliyor. Evet, relatif frekansları sütununda yer alan değerlere ilişkin grafiği çizdirdiğimizde turuncu doğruyla x eksenine paralel görüyoruz ki bir yakınsama var aşağı yukarı 25. denemeden sonra ya da 20. denemeden sonra bu doğrunun etrafında değişkenlik gösteriyor. Netice itibariyle A olayının, neydi A olayının? İki zar somut piyasadan aldığımız iki zar hileli mi hilesiz mi olduğunu bilmiyoruz. Attığımızda toplam değerin 7 gelme olasılığı 100 denemede 0.18 değeri ne verdi? Şimdi 100 deneme yeterli mi, yetersiz mi? Böyle bir kanaata varmak için. Evet, benim deneyimim yetersiz olduğunu söylüyor. Daha çok güvenle bu yakınsamanın gerçekleştiğini söyleyebilmek için şöyle bir 1000 deneme yapmak lazım. Fakat burada yapabilirdik tabii de bu veri tablosu çok uzayacaktı. O yüzden 100'de kestik. Evet, deneysel olasılık 0.18 elimizdeki zarlara ilişkin toplam değerlerinin 7 gelme olasılığı 0.18. Teorik olarak hilesiz iki zarın toplamının 7 gelme olasılığı 0.17'ye yakın. 0.16666 diye sonuca kadar gidiyor. Yaklaşık 0.17. Bundan sonrası karar kuralına bağlı. Yani bu elimizdeki zarları hileli mi, hilesiz mi kabul edeceğiz? Ne kadarlık bir hata ile artı eksi 0.01 hata dediğimiz zaman 0.18, 0.17'yi kapsar. Dolayısıyla bu zarların hileli olduğu anlamına gelmez 0.18. Ya da karar kuralımıza bağlı olarak hilelidir sonucuna varabiliriz. Teorik ve ampirik olasılıkla ilgili bu kadar açıklama yeter sanırım. Teorik ya da ampirik olasılık doğası itibariyle objektif olasılıklar arkadaşlar. Öte yandan mesela
Bu hafta sonu Fenerbahçe'nin kazanma şansı %75 gibi bir ifade. Doğası itibariyle subjektif. Bu türden olasılıklara subjektif olasılık diyoruz ve bu tür olasılıklar matematiksel analiz ya da gözlemlere değil, eğitilmiş tahmin işi. Şimdi %75 şansı kim verebilir? Futbol konusunda bilgi sahibi olan birisi, Fenerbahçe'yi tanıyan, özelliklerini tanıyan, işte geçmiş maçlarını izlemiş ya da biliyor sonuçlarını, rakiplerini biliyor, onların karşılıklı birbirine göre güçlü zayıf yanlarını falan, topyekun bunları değerlendiren bir konusunun uzmanı olabilir. Evet. Televizyon spor programlarında böyle bir sürü uzman görüyorsunuz. Ve bunlar birbirleriyle atışır, tartışırlar. Çünkü bu tür kanaatları subjektif, öznel yani. Karşı tarafı ikna etme şansı yok. Tamamıyla kişiye özel kanaat bildiren olasılıklar. Yani bir olasılığın subjektif olması onun değersiz olduğu anlamına gelmez. Birazdan değineceğiz. Koşullu olasılıkların hesaplanmasında kullanılan bir kural, çok özel bir kuralda bu tür olasılıklardan yararlanma şansı var. Yani gayet matematiksel yoldan bir koşullu olasılığı hesaplarken subjektif, öznel olasılık arada yer verilebilir. Şimdi dikkat ederseniz teorik olasılık hesabında gerekli olan, sonuçta gerekli olan söz konusu olayın olası durumları ve örnek uzayındaki olası sonuçların sayısı. Bu iki sayıyı bir şekilde elde edebilirsek söz konusu olayın olasılığını bu ikisinin oranı biçiminde hesaplayabiliyoruz. İki zar deneyinde yaptığımız gibi 36 olası sonucunu iki zar deneyinde liste olarak dökmeye gerek yok. Bize 36 sayısını verecek bir sayma yöntemi yeterli. Gene bu 36'nın içinde toplamın 7 olma durumlarının sayısını verecek bir teknik, bir yöntem işimizi kolaylaştırır. Buradaki iki zar olayından çok daha karmaşık elementer olayları içeren deneyler var. Bunların tüm olası sonuçlarını tam listesini çıkartmak her zaman kolay değil. Son derece yorucu ve sıkıcı bir iş.
hata da yapılabilecek bir işlem. Dolayısıyla sayma yöntemleri denilen yöntemlere başvurulur teorik olasılıkların hesaplanmasında. Bu sayma yöntemiyle ilgili açıklayıcı örneklere geçmeden önce son olarak birkaç temel kavram üzerinde de duralım. Olasılıklarını hesaplayacağımız olayların türleri var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi birbirini dışlayan ya da ayrık olay dediğimiz türden olaylar. İngilizce karşılığıyla birbirini dışlayan mutually exclusive ya da ayrık dediğimiz disjoint events. Bu tür olaylardan birisinin meydana gelmesi diğerinin meydana gelmesini imkansız kılar. Mesela yazı tura atma olayında tek bir denemede aynı anda hem yazı hem tura gelme durumu söz konusu değil. Dolayısıyla yazı ve tura birbirini dışlayan iki olay, basit olay ya da ayrık olaylar. Bir diğer önemli kavram, olasılık hesaplarında bu olaylardan hangisiyle uğraştığımız önemli çünkü. Tüketici olaylar, exhaustive events. İngilizce karşılığı exhaustive events, tüketici, yani olası durumların hepsini kapsayan olaylar. Dışarıda hiçbir olası durum bırakmayan olaylara kapsayıcı olaylar diyoruz. Exhaustive events. Örnek uzayı E1, E2 ve EN gibi N tane olaydan oluşuyorsa ve bu olayların N tane olayların birleşimi, yani bu olaylardan herhangi birisiyle karşılaşma durumları omega'ya denk geliyorsa, yani örnek uzayının tamamını kapsıyorsa EI olayları, bunlara İngilizce karşılığıyla exhaustive events ya da işte Türkçe tüketici olaylar, tüketici derken consumer anlamında değil, olası durumların tamamını tüketiyor anlamında kullanıyorum. Başka bir deyişle N tane E olayından en az bir tanesi zorunlu olarak oluşuyorsa bir deney yapıldığında oluşuyorsa bunlara exhaustive events diyoruz.
örnek uzayının elemanları, yani basit olayları, onu oluşturan basit olaylarının karşılıklı birbirini dışlayan ya da ayrı kolay olması ve tüketici olaylar olması gereği var. Toplam olasılık yasası gereği. Bu olayların, örnek uzayındaki olayların olasılıklarının toplamının bir olması koşulu var. Olasılığın tanımında, tanımı gereği. Yani örnek uzayın rastgele yaptığımız bir deneyin sonucunun örnek uzayındaki noktalardan herhangi birisinin olma olasılığı kesin olmalı, bir olmalı. Evet, örnekleri yaparken daha iyi anlaşılır durum. Bu olayların ayrımında, önemli bir ayrım da, olayların birbirinden bağımsız olup olmadığı. Yani bir olayın meydana gelişi diğer bir olayın meydana gelişini etkiliyor mu? İki olaydan herhangi birisinin meydana gelmesi ya da gelmemesi diğerlerinin oluşumunu etkilemiyorsa bu olaylar bağımsızdır denir. Mesela üst üste iki zar atıyoruz atma deneyinde. Birinci zarı attık. İkinci zarın olası sonuçlarıyla karşılaşma olasılığını etkilemez yani birinci zar. Birinci zarın ne geldiğinden bağımsız ikinci zarın ne geldi. Şimdi mesela öte yandan oyun kağıtları biliyorsunuz 4 tane as var. 52'lik bir desteden iyi karıştırmış 52'lik bir desteden rastgele bir kart seçtiğimizde bu kartın as gelme olasılığı 4 tane olduğuna göre az, 52 tane de olası durum var. 4 bölü 52 ya da 1 bölü 13. Şimdi bu desteden ikinci bir kart çekeceğiz ama ilk çektiğimiz kartı yerine koymadan çekecek olursak İkinci kartın da az gelme olasılığı 1 bölü 13 olmaz. Neden? Bir kere olası durumlar 52'den 51'e indi. Bir kart eksildi. Gene tanımlanan olayın olası durumlar sayısı
4'ten 3'e indi. Dolayısıyla üst üste 2 kart çekerken birincisini yerine koymadan çekmişsek ikincisinin de az gelme olasılığı 1 bölü 13 değil 3 bölü 51 olur. Yani bu iki olay bağımlı. Ortak olasılık iki olayın aynı anda meydana gelmesi olasılığı. Yerine koyarak işte oyun kağıdı destesinden üst üste iki as çekme olasılığı birincisinde 1 bölü 13 ve ikincisinde de yerine koyduğumuz için bu sefer bu iki olay birbirinden bağımsız. Dolayısıyla 1 bölü 13 çarpı 1 bölü 13 olarak bu ortak olasılık tanımlanır. Marjinal olasılık bir olayın meydana gelme olasılığı koşulsuz, yani herhangi bir olaya bağlı olmadan bir başka olaya bağlı olmadan bir olayın meydana gelme olasılığı, ona marjinal olasılık diyeceğiz. Ve son olarak çok önemli bir kavram, koşullu olasılık. Eğer iki olay birbirine bağlıysa, bunlardan birisi meydana gelmişken diğerinin meydana gelme olasılığı olarak tanımlıyoruz, koşullu olasılığı. A ve B gibi birbirine bağımlı iki olayın koşullu olasılığı, B olayı olmuşken A'nın ya da A olayı meydana gelmişken B olayının olma olasılığı, ortak olasılık o zaman yukarıda yaptığımız tanım, ortak olasılık tanımı değişecek. B olayının meydana gelme olasılığı çarpı B olayı meydana gelmişken A olayın meydana gelme olasılığı. Ve son olarak Bayes kuralını kısaca tanımlayalım. Bayes kuralı bir koşullu olasılığın tersi verilmişken onu hesaplamak ya da bir koşullu olasılığı tersinden hesaplamak. Yani B olayı verilmişken A'nın olasılığını, A olayı verilmişken B'nin olasılığını kullanarak hesaplama yöntemi, biçimi. Evet. Teorik derste uzun uzadıya bunları anlatmıştık. Şimdi yavaş yavaş örneklere bakalım. Teorik olasılıkların hesaplanmasında
örnek uzayını ya da örnek uzayının bir alt kümesi biçiminde bir olayı temsil eden kümenin elemanlarının listesini çıkartmaya gerek yok dedik. Sayısını bilmek yeterli. Bunlardan mesela bir tanesi nasıl çalışıyor? Örnek 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından 3 haneli kaç sayı oluşturabiliriz? Burada iki durumu göz önüne alacağız. Bu 3 haneli sayıda onu oluşturan rakamların hiçbirisi tekrar etmeyecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını bir kez kullanacağız. Bu şekilde oluşturabiliriz. Ya da tekrarına izin vereceğiz. İki durum. Şimdi 3 haneli bir sayı dediğimizde birler hanesi var. Onlar hanesi var ve yüzler hanesi var. Bu 5 sayıdan herhangi birisi birler hanesinde yer alabilir. Tekrar etmeyecek şekilde diğer haneleri nasıl oluşturabiliriz? Şimdi birler hanesinde bu 5 sayıdan herhangi birisi olabilir. Dolayısıyla 5 tür 3 haneli sayı buradan gelecek. Birler hanesinde 5 çeşit rakam olacak. Onlar hanesinde, şimdi birler hanesinde bir sayıyı kullandıysak onlar hanesinde kullanabileceğimiz 4 rakam kaldı. Benzer şekilde yüzler hanesinde, onlar hanesinde bir tanesini daha kullandıysak yüzler hanesinde bu 5 sayıdan sadece 3 tanesini kullanabileceğiz. Toplam olarak işte birler hanesi 5 çeşit getirecek, onlar hanesi 4 çeşit, 3'ler hanesi 3. 3 çarpı 4 12, 5 çarpı 12 çarpı 5 60 tane böyle 3 haneli sayı oluşturabileceğiz. Bu 60 tane sayıda 1, 2, 3, 4, 5 rakamları olacak ve hiçbiri tekrar edilmeyecek, tekrar kullanılmamış olacak. Eğer tekrara imkan verseydik, birler hanesinde 5 tane kullanılabilecekti. Onlar hanesinde gene 5, yüzler hanesinde gene 5. Toplamda da 125 tür 3 haneli sayı oluşturabilecektik eğer 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının tekrarına izin vererek oluşturacaksak. Bir başka örnek. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından 3 haneli tek sayı. Gene rakamların tekrarına izin vererek ya da izin vermeden. Nasıl olur? 1, 2, 3, 4, 5 sayılarının içinden tek sayı olması için birler hanesinin tek sayı olması lazım. Tek sayı olması lazım. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının içinde 1, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane
tek sayı var. Dolayısıyla birler hanesi 3 yoldan oluşturulabilir. Tekrar etmeyeceksek bunlardan bir tanesi kullanıldı. 5 sayıdan geriye 4 tane kaldı. Bunlar tek ya da çift fark etmez. Herhangi birisini kullanabiliriz. Onlar hanesi için 4 olası durum kaldı. Yüzler hanesine de 3 tane kaldı. Bir tanesini onlar hanesinde, bir tanesini birler hanesinde kullandık. Geriye 3 tane kaldı yüzler hanesinde kullanabileceğimiz. Gene buların çarpımları bize 3 kere 4 12 çarpı 3 36 tane tek sayı üretebileceğimiz anlaşılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından tek sayı olmak üzere 3 haneli tek sayı 36 tane üretebileceğiz. Evet, yerine koyarak yine birler hanesinde 1, 3, 5'ten bir tanesini kullanabileceğiz. Yerine koyduğumuz için onlar hanesinde 5 seçenek var. Yüzler hanesinde de 5 seçenek var. Dolayısıyla toplam 75 tane 3 haneli tek sayı üretebiliyoruz. Tekrara imkan verirsek. Evet. Bu Excel dosyasını, uygulamaya ilişkin Excel dosyasını, ders sayfasının kaynakları arasına koyacağım. Diğer örnekleri de siz oradan inceleyebilirsiniz. Bir başka örnek. On erkek ve 8 kızın olduğu bir gruptan 3 erkek ve 3 kızdan oluşan kaç tane grup oluşturulabilir? On 8 kişilik bir gruptan 6 kişilik gruplar. Şimdi 10 erkekten 3 tanesini seçmek. Bu 10 tane erkeğe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye numara verelim. Bu 10 taneden 3 tanesini seçeceğiz. Hangisinin hangi sırada seçildiğinin önemi yoksa eğer, işte bir erkek seçilmesine S diyelim. 3 tane seçildi. 7 tane de not selected ns ile kısalttık o durumları. Yani 3 tane s, 7 tane de ns. On farklı durum olduğu
da on erkeğin seçilmesi, şimdi birinci erkeğin seçilmesi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, on taneden bir tanesi, dolayısıyla on. İkinci erkeğin seçilmesi, bir tanesi seçildiyse geriye kalan dokuz tane. Üç tanesi seçilmiş, yedi tanesi seçilmemiş olmak üzere on faktöriyel kadar, yani faktöriyel tanımı biliyorsunuz, on faktöriyel, on çarpı dokuz çarpı sekiz diye gidiyor. Ancak bu 10 faktöriyel kadar düzenlemeden 3 tane erkeğin ve 7 tane 3 tane erkeğin seçilmesi ve 7 tanesinin seçilmemesi 3 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Burada 10 faktöriyel düzenlemede şimdi birinci erkeğin, şu bir numaralı erkeğin seçilmesi, iki numaralı erkeğin seçilmesi ve üç numaralı erkeğin seçilmesi ile İki nolu erkeğin, bir nolu erkeğin ve üç nolu erkeğin seçilmesi farklı durumlar olarak kabul ediliyor. Ancak bu doğru değil. Çünkü sıralama önemli değil dedik. Ve böyle 3 faktöriyel kadar durum var. Yani burada gördüğümüz SB1, SB2, SB3. Yani birinci erkeğin, ikinci erkeğin, üçüncü erkeğin seçilmesiyle sıra itibariyle söylüyorum. İkinci erkeğin önce, sonra birinci erkeğin, sonra üçüncü erkeğin seçilmesi farklı durumlar değil. Ve böyle 3 faktöriyel durum var. Bu 3 farklı durumların her birisi için 7 faktöriyel kadar seçilmemiş erkekler durumu var, 7 faktöriyel kadar. Bunlar da farklı değil. Dolayısıyla toplamda 3 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel durum 10 faktöriyelin içinde farklı durum sayılmayacak. Dolayısıyla 10 erkekten 3'ünün seçilme yolları 10 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Benzer şekilde 3 kız da
8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel yoldan, sayıdaki yollardan birinden gelebilir. Ve dolayısıyla 3 kız ve 3 erkeğin sıralanışın önemli olmadığı durumda bir araya gelme yollarının sayısı 10 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel sadeleştirmeler yapılırsa 6720 sayısını elde etmişiz. Evet, bu mantık yürütmeler sonunda bizi kombinasyon ve permütasyon, sıralanışın önemli olmadığı durumlar, N taneden R tanelik gruplar oluşturma, kombinasyon sıralanışın önemli olduğu farklı durumların sayısında permütasyonlar verecek. Bunlarla ilgili daha fazla açıklama ders notlarında var. Burada ayrıntılarına girmiyoruz. Sayma işlemleriyle ilgili burada da bu kadar yeterli sanıyorum. Evet. Olasılıkların hesabıyla ilgili uygulamalara geçecek olursak, örneğin bir deneyde A olayı şöyle tanımlansın. Bir zarın, burada tabii hilesiz bir zar hayal ediyoruz. Gerçek hayatta mutlak hilesiz bir zar bulmak da imkansız gibi bir şeydir arkadaşlar. Hilesiz olduğunu işte belli bir hata payıyla kabul ederiz genellikle. Evet. Bir zarın atılışında diyelim ki A olayı çift bir sayı gelmesi, B olayı da tek bir sayı gelmesi ise A ve B olayları birbirini karşılıklı dışlayan olaylardır. Yani tek bir atışta zarın aynı anda hem tek hem de çift gelme şansı yok. Aynı zamanda bu iki olay, A ve B olayı, tüketici, yani üçüncü bir seçenek yok. Ya tek gelecek ya çift gelecek. Ve son olarak da bu iki olayın birbirinden bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Ayşe'nin yaz tatilini Kemer, Marmaris, Datça, Alanya ya da Akçakoca'da 0.12, 0.19, 0.27, 0.20 ve 0.06
olasılıklarıyla, sırasıyla, bu olasılıklarla geçireceği verilmiş. İse bir başka yerde tatilini geçirme olasılığı nedir? Kesinlikle yaz tatili yapacağı varsayımına dayalı olarak bu saydığımız tatil noktalarında geçirme olasılıkları toplamı 0,84. Bir başka yerde geçirmesi demek bu olayların tümleyeninin olasılığını soruyoruz demektir. Tümleyen, complementary event, yani ya bu saydığımız yerlerde ya da bunların dışında bir yerde iki olayı tanımlamış oluyoruz. A olayı bu saydığımız yerlerde geçirme ise tatili, B de bunların dışında bir yerde geçirme ise B'de geçirme olasılığı, yani tümleyen olay, complementary event'in olasılığının olasılıkların toplam olasılık yasasına göre olasılıklar toplamı 1 olmalı. Yani A'da ya da B'de geçirme olasılığı 1. Dolayısıyla saydığımız yerlerin dışında bir yerde tatilini geçirme olasılığı Ayşe'nin 1-0,84, yani 0,16 oluyor. Şimdi vereceğimiz örnek matematiksel beklentiye ilişkin. Bu olasılığın temel kavramlarını sayarken bunu hatırlatmadık. Ama burada şimdi kısaca hatırlatalım. Expected value. Ağırlıklı ortalama gibi. Ağırlıklı ortalama neydi? Bir frekans dağılımında frekanslarıyla ağırlıklı bir şekilde hesaplıyorduk. Sınıf orta değerlerini frekanslarıyla çarpıyorduk. Toplam değerini buluyorduk. Her sınıftaki toplam değerleri ve bütün sınıflar üzerinden bunu aldığımızda örnek ya da yığındaki toplam değeri buluyorduk. Bunu da gözlem sayısına ya da toplam frekansa bölüyorduk. Toplam frekans değerini şu toplama işleminin içine alırsak frekans bölü toplam değer F bölü N relatif frekans oluyor. Dolayısıyla nispi frekansla ağırlıklandırmış oluyorduk. Gruplandırılmış verilerden aritmetik ortalamayı hesaplarken. Expectation ya da mathematical expectation, teorik karşılığı bunun. Burada nispi frekans yerine olasılıklar söz konusu. Sınıf orta değerleri yerine de olası durumlar söz konusu. Mesela
gözlem değerleri şöyle oluşmuş olsun. Bir deneyde yazı tura atıyoruz. Bir yazı tura atma olayı. Her yazı tura atma olayında kasaya 1 lira veriyoruz. Diyelim ki yazı gelirse bize 2 lira ödeyecek kasa. Eğer tura gelirse biz 1 lira daha vereceğiz. Dolayısıyla bu şans oyunundaki kazanma kaybetmelerden oluşan gözlemlerimiz şöyle oluşacak. Eğer yazı gelirse 1 lira kazanmış olacağız. 1 lira verdik, 2 lira aldık. Dolayısıyla 2 eksi 1, 1 lira kazanmış olduk. Eğer yazı gelirse 1 lira daha veriyoruz. Dolayısıyla kaybımız 2 lira oluyor. Kaybı eksi olarak, kazancı artı olarak gösterecek olursak, tura gelmesi durumunda kaybımız eksi 2 lira. İ olayı. Herhangi bir denemede tura gelirse eksi 2 lira kaybedeceğiz. Olay eksi 2 ile ifade ediliyor. Yazı gelirse de 1 lira kazanmış olacağız. Bu hilesiz olduğunu varsayıyoruz. Yazı tura attığımız madeni paranın. Dolayısıyla AI olayının meydana gelme olasılığı A1 ya da A2 olaylarının meydana gelme olasılıkları birbirine eşit. %50, %50 yani. Matematiksel beklentiyi de evet, kayıp ya da kazanç çarpı olasılığı, kayıp olasılığı 0.5, tura gelme olasılığı, kaybedersek 2 lira kaybedeceğiz, ortalama eksi 1 kaybedeceğiz turalarda, yazı gelirse de ortalama 0.5. Toplam bu oyunda uzun dönemde, yani çok kere tekrar edersek bu oyunu, uzun dönemde matematiksel beklentimiz eksi 0.5. Yani bu oyun bizim kaybımızla sonuçlanır. Başa baş olmadığı için işte buna adil bir oyun değil deniyor. Eğer matematiksel beklenti sıfır değilse, eksi ise kayıp, ortalama olarak kayıp söz konusu, pozitif ise bir kazanç söz konusu. Evet, bir koşullu olasılık problemi olarak A olayı bir sürücünün kırmızıda geçme olayı olsun. B olayı da sürücünün sarhoş olma olasılığı olsun. Ve bu olasılıklar bize A olayı için %20, yani
sürücülerin %20'si kırmızı ışıkta maalesef geçiyor. Ve gene sürücülerin %5'i alkollü ve olayın olasılığı %5. Şimdi kırmızıda geçen birisinin, yani kırmızıda geçen birisinin sarhoş olma olasılığı ya da tersi, sarhoş birisinin kırmızı ışıkta geçme olasılığı ne? Bu iki olay birbirine bağlı. Kabul ettik. Ortak olasılık A ve B olayının birlikte olma olasılığı. B olayının olma olasılığı çarpı B olayı gerçekleşmişken A olayının gerçekleşme olasılığı. Verilen olasılıklarda B verilmişken A'nın olasılığının da %80 olduğunu söylemeyi unuttuk. Onu da şimdi söylemiş olalım. Dolayısıyla A ve B olayının, yani kırmızıda geçenin sarhoş olma olasılığı %4 olarak bulunur. 0.05 çarpı 0.80. Kırmızıda geçenin, yani A olayı verilmişken, sarhoş olma olasılığı ne? Bu bilgilere dayanarak hesaplamamız mümkün. A ve B olayının birlikte olma olasılığı 0.04. Bunu hesapladık. Ortak olasılık bölü kırmızıda geçme olasılığı %20. Burada bir terslik var. Yok, doğru. Onla çarpsak 0.4, 2, 0.2, %20. Evet, bu olasılığı %20 olarak buluyoruz. Bağımlı olayların birlikte olma olasılığına ilişkin olarak da bir oyun destesinden, kağıdından 52'lik yerine koymadan seçiliyor. Birinci kart yerine konmadan ikinci kart seçiliyor. Üst üste iki papaz seçme olasılığı nedir? K1 olayı, birinci çekişte papaz çekme olsun. K2'de ikincisinde. Şimdi 4 tane papaz var. 52 tane de. Dolayısıyla ilk çekişte papaz gelme olasılığı 4/52. İkinci çekilişte de papaz gelme olasılığı, yerine koymadığımız için
papazların sayısı da bir eksildi. Olasılı durumlar, yani kağıt destesindeki kağıtların sayısı da bir eksildi. 3/51. Evet. Dolayısıyla olasılık, aradığımız olasılık, üst üste iki papaz çekme olasılığı 4/52 × 3/51, o da 1/5. Sadeleştirirsek 1/5 gibi bir olasılık. Bir başka hilesiz ikizler atışında örnek uzayını daha önce çıkartmıştık, biliyorsunuz 36 tane olası durum var. Dolayısıyla bir çift 6 gelmesi bu 36 durumdan bir tanesi. Bunu 1/36 diye örnek uzayını ve çift 6 gelme olayının örnek uzayı içindeki sayısından hesaplayabileceğimiz gibi bir zarın 6 gelme olasılığını 1/6 olarak biliyorsak ve bu iki zar birbirinden bağımsızsa, ikisinin de üst üste bir 6 gelme olasılığı, bu olasılıkların çarpımı. Dolayısıyla ne örnek uzayındaki basit olayların sayısına ne de örnek uzayının bir alt kümesi biçimindeki çift 6 gelme olayının olası durumlar içindeki sayısına başvurmadan bağımsız olayların çarpımı kuralına göre bu olasılığı 1/36 olarak gene bulabiliyoruz. Evet, exhaustive events tanımlamıştık. Yani iki olay tamamlayıcı olaylarsa, neyi tamamlayıcı? Örnek uzayını tamamlıyor ikisi de. Başka bir olaya yer kalmıyor. Dolayısıyla iki tane tamamlayıcı olaydan en az birisinin meydana gelme olasılığı her zaman birdir. Birbirini dışlayan olayların ortak olasılığı da sıfırdır. Direkt olasılık kurallarından bunları çıkartabiliyoruz. Evet, toplam olasılık exhaustive eventleri de söyledik. Evet, bir ilginç problem var, olasılık problemi. Bu olasılık problemi burada enine boyuna açıklamamız biraz zor olabilir ama tarihsel bilim tarihinden bir örnek bu arkadaşlar. Cardano, işte bu 1500'lerde Cardano'dan işte yaklaşık bir 100 yıl sonra
Tuscany dükü, büyük dükü, Galile'ye 1564-1642 yılları arasında yaşamış olan Galile'ye şöyle bir soru yöneltiyor. Üç zarla oynanan bir oyunda, o tarihlerde üç zarla oynanan şans oyunu çok revaçta. Üç zar birlikte atılıyor ve toplam değerine bakılıyor. Ve oyun da toplam değer üzerine kurulu. İşte belli durumlarda kayıp, belli durumlarda kazanç söz konusu. Üç zarın toplamının 9, 10, 11 ve 12 olması 6 farklı yoldan, 6 farklı kombinasyondan meydana gelir diyor. Acaba öyle mi? Ve kendi deneyimine dayalı olarak bu aristokratların hepsi hemen hemen zamanlarının büyük bölümünü kafayı bularak ve şans oyunlarıyla geçiriyorlar. Dolayısıyla çok fazla sayıda deneyimleri var bu kumarbazların. Şimdi teorik olarak söylediği şey şu. Dikkat edin, biz daha önce ayrımı yaptık. Teorik olasılık ya da deneysel olasılık. Şimdi burada da bu söz konusu. Teorik olarak bir takım varsayımlara dayalı, bu varsayımlar Cardano'nun verdiği formüller olabilir. Üç zarın olası durumlarında toplamına ilişkin olası durumlardan 9, 10, 11 ve 12 için 6 durum var diyor. Ama ha bu 6 durum var dediğinde ne oluyor? 3 zarın olası durumu 216. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36 çarpı 6 216. 216 da 6 kere. Bunların hepsi de birbirine eşit. Dolayısıyla uzun vadede bu sıklıkta karşılaşmayı bekleriz. Ama diyor 10 ya da 11 9 veya 12'den daha sık. Şimdi bu 6 bölü 216 değerini matematik kullanarak bulduğu için bir başka kaynakta da ben bu problemle şöyle karşılaştım. Galileo sizin matematiğiniz yanlış diyor. Matematikçiyle karşılaştığı zaman bunlar belli ortamlarda işte akılları sıra sınıyorlar. Galileo gibi birisine diyor ki sizin matematiği kullanarak kullanacak olursak 6 bölü 216 ama öyle değil. Biz biliyoruz, hepimiz biliyoruz ki bu oyunu oynayanlar
10 veya 11, 9 veya 12'den daha sık geliyor. Yani buna oynadığımızda şansımız daha fazla. Galile tabii matematiğin ne olduğunu iyi bilen birisi, anlamı ne, yeri ne, onu biliyor. Bu şans oyunuyla iştigal edenlerin de kendi deneyimlerine göre vardıkları sonuçların, olasılık biçimindeki sonuçların ne olduğunu gayet iyi biliyor. Yani ampirik bir olasılıktan bahsediyor ve burada ortaya koyduğu şey aslında deneysel olasılıkla teorik olasılık birbirini tutmuyor. Ve buradan şu sonucu çıkartıyorlar kendi mantıklarına göre. Biz kesinlikle eminiz, bizim deneysel olarak vardığımız sonuç doğru. O zaman sizin kullandığınız matematik yanlış. Matematikte bir yanlışlık var. Matematik işlemlerde yapılan bir takım yanlışlıkları kastediyorlar. Tabii böyle bir şey söz konusu değil. Matematik kendi içinde son derece tutarlı ve kesin sonuçları var. Varsayımlara dayalı olarak hesaplanan değerler tartışılmaz. Neyi tartışırız? O hesaplamaların, teorik sonuçların dayandığı varsayımları tartışırız. Galile de öyle yapıyor. Ve inceliyor, bakıyor. Bu 6 bölü 216 olasılığı, teorik olasılığı hangi varsayıma dayalı olarak çıkmış? Cardano'nun ve diğerlerinin işte konuştuğu, söylediği şeyi anlatacak olursa, kombinasyonları ne? Zaten soruyu sorarken Tuscan'a Dük de öyle diyor. 6 farklı kombinasyonu var diyor. 9, 10, 11 ve 12'nin oluşturulmasının 6 kombinasyonu olduğuna göre niye farklı bizim şeyimiz, bulgularımız? Galile'ye göre de deney üstün. Deney öyle diyorsa öyledir. Sorgulanması gereken teorik olarak elde edilen sonucun hangi varsayımlara dayalı olduğu ve böyle bir durumdan da çıkartılacak sonuç ancak şu olabilir. Deneysel bir sonuç, teorik bir sonucu doğrulamıyorsa eğer, o teorik sonucun dayandığı varsayımlardan kuşku duyulur. Yani reddedilecek bir şey varsa odur. Ve bu bugün bizim hipotez dediğimiz şeyde yürütülen temel mantıktır. Deneysel kanıtlar teorik olarak ileri sürülen bir hipotezi doğrulamıyorsa, yanlışlıyorsa hipotezin geçersiz olduğu sonucuna varılır, alternatifi yerine konur. Burada da Galile aynı şeyi yapıyor. Ve hesaplıyor Galile matematiği. Bundan bakın 400 yıl öncesinden bahsediyoruz hemen hemen neredeyse. Şimdi bu olasılık şurada yazdık mesela. Toplam değeri x rastsal değişkeniyle gösterecek olursak x'in 10 veya 11 gelme olasılığı ve x'in 9 veya 12 gelme olasılığını iki yoldan hesaplayabiliriz.
iki yoldan derken, bu eşit olasılıklı durumlar güçlerin toplamına ilişkin örnek uzayındaki mutually exclusive, exhaustive and equally likely dediğimiz olaylar bu üç zarın permütasyonları mı, kombinasyonları mı? Teorik olarak bu iki varsayımdan birisine dayalı olarak bu olasılık hesaplanabilir. Şimdi bunu tabii teorik olarak yapabilmek için bu üç zarın permütasyonlarını dökmek lazım. Birinci zarın ve ikinci zarın atılması durumundaki toplam durumlar demişiz ama burada evet toplam durumlar. Birinci zar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. İkinci zar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Üçüncü zarın şu birinci tabloyu mesela şu birinci tabloyu tanımlamışım şurada bakın. Birinci zar ve ikinci zar altı olası durumdan herhangi birisi olabilir. Üçüncü zar bir geldiyse x1 ve x2'nin toplamının üzerine 1 ekliyoruz. Dolayısıyla buradaki hücrelerde ki değerler böyle elde edilmiş. Benzer şekilde 3. zarın 2 gelme durumuna göre 3 zarın toplam değerleri evet 3. zarın 3 gelmesi halinde toplam değerler bütün olası durumları burada böyle listeledik. Üçüncü zarın en son işte 6 gelmesi halinde toplam değerler. Bütün bu olası durumları içinden ondan sonra frekansları saydık. 3 zarın alabileceği değerler şurada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18'e kadar gidiyor. 3 gelme durumu kaç kere olmuş? Bütün durumların döktük şurada listesi. Yani örnek uzayını çıkarttık. Örnek uzayı şuradaki 6 tabloda yer alan değerler. 3 bunların içinde bir kere var. 4 birinci tabloda 2 tane var. İkinci tabloda da var bir tane 4. 3. Dolayısıyla buradaki frekanslar bu permütasyon listesinden sayarak çıkarttık. Permütasyon durumuna göre 3 zarın toplamının 3 gelme frekansı 1. 4 gelme 3 böyle gidiyor. 18 gelme gene 1. Toplam 216 olası durum var. Bunları nispi frekans ya da uzun vadede yakınsayacağı değerlere dönüştürecek olursak
ne yapıyoruz? Frekansları toplam değeri 216'ya bölüyoruz. 3 zarın toplam 3 gelme olasılığı 1000'de 5. Ve bütün bunların hepsini böyle bulduktan sonra X'in 10 veya 11 gelme olasılığı, 10 gelme olasılığı 0.125, 11 gelme olasılığı 0.125 veya dediğimiz için ikisinin toplamı 0.25. Benzer şekilde 9 veya 12 gelme olasılığı da 0.23 olarak bulunur bu olasılık dağılımından. X'in olasılık dağılımı bu. Evet, Galileo permütasyon varsayımına göre hesapladığında olasılığı 0.25 ve 0.23 buluyor. Ki ne bu? Toskana Büyükdükü'nün deneysel olasılığıyla, deneysel olasılığa dayalı olarak vardığı sonuçta uyuşuyor. 10 veya 11 gelme olasılığı, 9 veya 12 gelme olasılığından daha yüksek. İlginç olan şu, bu iki olasılık arasında %2'lik bir fark var. Ne kadar büyük bir sayıda deneye sahip ki bu kumarbazlar, bu kadar küçük bir farkın, olasılıklar arasındaki farkın farkına varıyorlar. Netice itibariyle permütasyon varsayımına dayalı olarak deneysel olasılıkla bu varsayıma dayalı olarak hesaplanan teorik olasılık arasında bir fark yok. Dolayısıyla deney 3 zarın atılışında eşit olasılıklı durumlarının permütasyonlar olduğu hipotezine doğrulamış oluyor. Ya da kombinasyonlara göre hesaplanan olasılığın yanlış olmasına dayalı olarak da bu eşit olasılıklı durumların kombinasyonlar olmadığı söylüyor. Şimdi permütasyonlara dayalı olarak çıkarttığımız olasılık dağılımı gibi kombinasyonlara dayalı olarak da bir olasılık dağılımı çıkartabiliriz. Burada ne yapmışız, doğru mu? Şimdi burada da kombinasyonlara göre de çıkarttığımızda gene aynı farkı görmüşüz. Şurada da farklı bir, yani eşit olasılıklı durumları permütasyon kombinasyonlardan ziyade partisyon adı verilen bir şekilde de düşünmek mümkün. Yani on veya 11'in 9 veya 12'nin meydana geliş biçimleri. Şimdi işte 1, 2, 6 birinci zarlardan birisi 1, biri 2, biri 6 gelirse toplam 9 olur. Biri 1, diğeri 3, öbürü 5 gelirse gene 9 olur. 2, 3, 4 olursa gene 9 olur. Dolayısıyla 6 farklı yoldan 9 oluşturulabilir. Keza 6 farklı yoldan 12 oluşabilir. On veya 11 de gene 6 yoldan oluşabilir.
Dolayısıyla 6 bölü 216 her birinin olasılığı olur. Bu Cardano'nun verdiği formüle göre matematiksel olarak teorik olasılığı hesaplamada kullanılan yol demek ki bu partisyonlar. Bizim burada permütasyon ya da kombinasyon dediğimizde buna göre elde ettiğimiz olasılık dağılımlarına göre deneysel olasılığı doğruluyor. Permütasyon ya da kombinasyon. Demek ki partisyonlar değil. Eşit olasılık durumlar. Permütasyon ya da kombinasyon. İkisi de doğruluyor bunu. Bir üçüncü yolda teorik değil, deneysel olarak bakalım dedik. Bir Monte Carlo deney düzenledik. Bu Monte Carlo deneyde 1000 kere 3 tane zarı atmışız. Hilesiz zarı. Ve bu Monte Carlo deneyine göre elde ettiğimiz deneysel frekanslar bunlar. 1000 deneyden 2 tanesinde toplam 3 gelmiş. Mesela 124 tanesinde 9 gelmiş. 119 tanesinde 12 gelmiş. Ve bu frekansları buraya böyle yazdıktan sonra gene nispi frekans ya da olasılık biçimine çeviriyoruz. Toplam değere 1000, 1000'e oranlayarak. Buna göre söz konusu olasılıkları hesapladığımızda 10 veya 11 gelme olasılığının 0.242 bulmuşuz. ...9 veya 12 gelme olasılığını 0.244 bulmuşuz ki bu iki olasılık da birbirine eşit. Evet, burada işler karışıyor. Gerçek deney yerine, tabii öyle bir şansımız yok bizim oturup 1000 kere 3 tane zarı atıp toplamını bir yere yazıp ondan sonra toplam değerlerin frekanslarını çıkartmakla uğraşamazdık. Onun yerine simülasyon yaptık. Bu simülasyonda 3 zar, hilesiz 3 zar rastgele atıldı. Toplam değerleri bulundu ve frekansları hesaplandı. Buna göre sanal deney, simülasyon verilerine göre bu iki olasılığın birbirine eşit olduğunu söyledi. Bin deney yeterli bir sayı. Şimdi deneysel olarak Tuscana Dük'ünün dediği gibi bir durumla karşılaşmadık. Bu iki olasılığın eşit olduğu çıktı ortaya. Dolayısıyla bizim sanal deney bu sefer ne yaptı? Partisyonların eşit olasılıklı durumlar olduğu savını, hipotezini doğruladı. Evet, bayağı tartışmalı bir konu. Bunun üzerine daha çok şey söylemek mümkün. Burada tabii asıl olan şimdilik akıl yürütme, düşünce. Onu sergilemek için bundan bahsettim. Tuscana Dük'üne göre bu deneysel olasılık 10-11'liğine daha yüksek. Bizim burada
ikisinin arasında ihmal edilebilecek kadar bir fark var sadece. Evet, nihayet evet, son uygulama Bayes teoremi ile ilgili uygulamalar, ama bunu bir başka oturuma bırakalım. Bu yeterince uzun bir ders oldu. Yaklaşık 120 dakika. Evet. Bayes teoremini de ayrı bir uygulama oturumunda ele alacağız.